Ahmet Enes Gümüş demiş ki hocam hedef belirlemek önemli midir? Doğru hedef nasıl belirlenir? Oh yes. Çok şahane bir soru geliyor. <laughs> hedef belirlemek önemli midir? Şöyle bir düşünün insan son derece donanımlı bir gemidir ve okyanusun ortasındadır. Sizce pusula nasıl bir fikir? Ya da rota. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu şekilde cevap verilebilecek bir durum. Zira insanın bu müthiş donanımını kullanabilmesi için adeta bir okyanus kadar çok seçeneği var. Yani her tarafa gidebilirsin, her şeyi yapabilirsin. Yani bir insan Hitler de olabilir, efendim, Raybe Teresa da olabilir, Dede Efendi de olabilir. İşte aklına kim geliyorsa Fatih Sultan Mehmet de olur, o da olur, bu da olur. Fakat bunun içerisinde elindeki imkanlar, kişisel yetenekler, yetişmesinden, kültüründen, coğrafyasından gelen artılar, eksiler. Bunların tamamını güzelce anlamış, meclis ve kendisine uygun bir ufka gözünü dikmiş bir insanın karşısında hiçbir şey duramıyor. İşte böyle bir kombinasyon var. Okyanusun ortasında bir geminin motoru ne kadar iyi çalışırsa çalışsın, gövdesi ne kadar cilalı olursa olsun, efendim kaptanın kıyafeti ne kadar havalı, işte geminin dışı ne kadar cafcaflı olursa olsun, Yok efendim rota ve pusula olmadan bu iş olmaz. Pusulamız değerlerimiz, rotamız hayalimizdir. Pusula değerler. Yani biz bu hayatta gerçekten neye önem veriyoruz? Birçok insan diyor ki doğruluk, dürüstlük falan. Biraz böyle koçluk yaklaşımıyla iki üç soru soruyor. Hemen <laughs> altından ne çıkıyor? Para aslında. Ya da endişe mesela endişe. E, hayatın endişe yönetiyor mesela. Riske girmiyor hiç anlatabiliyor muyum? Ya da işte devamlı aslında para kazanmak istiyor ama bunu başka yollardan yapmaya çalışıyor. Ya dürüst olalım kendimize para kazanmak çok güzel bir amaç yani maddi varlığa sahip olmak iyi şey ama buna dürüst olursak bu güzel olur. Bu değerlerimizi gözden geçirmez İleriye yönelik de hayal kurmazsak ne olur okyanuslarda biliyorsun akıntılar var Gulf Stream bilmem ne falan değil mi böyle bir sürü geçiyor. Akıntının birisini oraya götürür birisi buraya götürür tam kara görüyorum derken akıntı döner Ana, gittik kara gitti falan filan. Derken hayatın sonuna gelirsin, okyanuslarda boş boş gezmiş, herhangi bir yere varamamış, hiçbir limandan da ikmal yapamamış olursun. Dolayısıyla bu sıkıntılı genç arkadaşlara özellikle hep söylediğim şey, işi, gücü bırak, hayal kur, hayal kur, çok hayal kur. Hayal kurmazsanız olmaz. Dolayısıyla işte o hedef dediğimiz şeyler aslında bir hayale bağlı olmalı. Ben biliyorum şimdi birçokun hayalini, birçoğunun hayalini. E, YGS sınavdan yüksek bir. not almak, evet. YKS sınavından yüksek not almak, TUS sınavından yüksek not almak, Hedehöde sınavından geçmek, bilmem kimle evlenmek, şu kadar çocuk yapmak, <laughs> Allah mübarek etsin ama bunların hiçbiri hedef değil. Bunlar yoldaki adımlar. Yol nereye gidiyor siz oraya bir bakın. İşin hocam. Ucu... Hocam Furkan demiş ki, hocam ama rota olmadan daha heyecanlı oluyor demiş. Siz bilirsiniz, bilemem. <laughs> Bence rota olunca çok daha heyecanlı yani. Dikkat edin insan aslında yani bir nehirde de olabilir. Şimdi bu benzetmeyi ona da dönüştürebilirsiniz. Şimdi okyanusun ortasında olmak bir de nehirde olmak. Nehirde olmayı ben şuna benzetiyorum. Aynı amaçları paylaştığınız insanlarla birlikte hareket etmek bir nehirde olmak gibidir. Siz raydan atsanız da. Onlar sizi rayda tutarlar. Akıntı çünkü ortak bir amaca doğru yani denize varmak üzere akmaktadır. Dolayısıyla bir nehirde olmak ama yani nehiri oluşturmak için pusulaları ve hedefleri benzer yönleri gösteren birçok insana ihtiyacınız var. İşte insanın esas gücü buradan gelir. İnsanın esas gücü öyküler, hikayeler, anlatılar, inançlar etrafında birleşip bir nehir gibi hedefe odaklı olarak akmaktır. Bu arada dikkat edin. Nehirler hiçbir zaman dümdüz akmaz. böyle böyle. böyle. Dağlar, tepeler aşağı geçerler. Çünkü en optimal yol, tabiatın kurallarına en uygun yoldur. Öyle ben Bodoslama gideceğim derseniz, bu da rota olmaz. Yani o şartları iyi bilmek lazım. Hocam burada bahsettiğimiz şeyler aslında tümü metaforlardan anlatıyoruz hayatın akışını ve ben burada şey de eklemek isterim. Hani su akar yolunu bu yolunu bulur derler ya o biz tıkandık sandığımızda bile o engeller karşımıza çıktığında bile bir şekilde şekil değiştiren nehir gibiyiz bu noktada. O metaforu her zaman sevmişimdir. Aynen, hani, öyle, aynen öyle. Hep adapte olmayı başarıyoruz Kesinlikle. yani. Ya zaten her şey gideceği yere gidiyor da siz burada nasıl gidiyorsunuz problem o. Ya bir su molekülü gibi gayet vasıfsız ve tıngır mıngır gitmek de var ama bir de o yani o şeyin üstünde bir gezinti teknesinin kaptanı olarak gitmek var. Yani şöyle seyran ederek, ders alarak, toplayarak, öğrenerek değil mi? Kendini arttırarak ve büyüterek seyahat etmek de var. Bu arada hayal nasıl kuracağız diye de çok soruluyor. Burada da geçtirdim evet. bir tane gördüm. Hayal çok basit bir şey arkadaşlar. Bak sizin hayaliniz nedir diye sormuş. Aha da anlatayım. Bence en çok anlattım ama belki duymayan vardır. Ben mesela şu anda karşınızda ne olarak görünüyor? Gayet böyle yakışıklı genç değil mi? Bol saçlı bir profesör olarak karşınızda bulunuyorum şu anda. Şimdi böyle bakınca diyorsunuz ki herif kesinlikle akademisyenlik bilim bilim hayali kurmuş. Hayır benim küçüklüğümden beri bir tane hayalim vardı. Kalabalık bir insan grubunun karşısına geçip konuşmak, ne anlattığımı bile bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama devamlı insanlara bir şey anlatmak, onları güldürmek, ağlatmak falan böyle bir hayalim var ya. Yani. Muhtemelen işte travma dedik ya, küçükken herhalde beni yeterince dinlemiyorlardı. Ya ben böyle bir konuşasım vardı yani. Yolda giderken hep bu hayali muhafaza edebildiğim için, neden bilmiyorum ama hep bu hayali muhafaza edebildim. Müzik yaptıysam onun için yaptım. Hep bir şey anlatmak için. Akademisyenlik teklifi geldi, bunun için kabul ettim. İlk defa kendimi sahnelere bir şey anlatmak için bu yüzden attım. Bugün hala bu YouTube yayını aynı sebepten yapıyorum. Ve bu hayal şöyle bir e, fayda sağlıyor arkadaşlar. Ne anlatacağımı bilmiyorum dedim ya. İlk denemede karşıma şöyle bir şey çıktı. Ulan benim bir şey anlatmam lazım. O zaman bir şey öğreneyim ben. Dolayısıyla anlatma hayali aynı zamanda öğretir. Bakın hayaller böyle basit şeylerdir. Ben efendim İzlanda'da bilmem ne valisi olacağım diye bir hayal olmaz. Yani bu böyle bir hayal yok. Hayal sizin kendi meşrebinize, yeteneğinize, kültürünüze, boyunuza, posunuza, arzunuza, tadınıza, korkunuza, telaşınıza uygun bir şey olmalı. Size özgü olmalı. Bir başkasının koyduğu hedeften hayal olmaz. Onu unutun. Kendi içine çekildiğin zaman gözüken şeydir o. Hep tekrar ettim, gene söyleyeyim. Çok baskı bazı konularda iyidir. Hiçbir peygambere vahi çarşıda gelmemiştir arkadaşlar. <laughs> ya mağarada ya dağda ya bir yerde işte koyunlarla efendim çobanlık yaparken e, insanlardan uzakta toplumdan uzakta yani kendi kendine iken gelir. Hepinizin bir hirası olmasını tavsiye ederim. Hira mağarası lazım herkese. Arada bir çekilip kendimizi bulmak. Hocam 17 yaşında bir arkadaşımız soruyor. Diyor ki teknolojinin hayatımıza bu derece girmiş olmasından çok rahatsızım. Doğal yaşam hem fiziksel hem zihinsel olarak sağlığımız açısından ne önerirsiniz? Telefonu kapat. İşte kısa ve öz. <laughs> yani benim bir şey önermeme gerekiyor. Arkadaşlar Serdar Kuzuloğlu'nun verdiği tavsiyeyi aynen size aktarıyorum. Bak Serdar Kuzuloğlu geçen yolda giderken dinliyordum soru cevap yapmış o da bir tane böyle soruları cevaplamış. Serdar burada YouTube videoları hakikaten çok iyi çalışan bir arkadaşımız. Canavar gibi şeyler çekiyor. Ee, mesela orada özellikle diyor ki kimseden hayat tavsiyesi almayın. Feyz alın, bilgi alın. Ders alın ama hayat tavsiyesi almayın. Çünkü benim hayatımda yaptığım bir şey ancak benim işime yaramıştır. O da yaradıysa yani. Benim size vereceğim tavsiye bir işe yaramaz. Tavsiye değil, bilgi, feyiz ve baş, bakış açısı arayın. O bakış açısıyla sonra kendi yaşamınızı kendiniz oluşturun. Bunu çok tavsiye ederim. Tavsiyeler gerçekten çalışmıyor. Mesela kitap tavsiyesi almayın. Ya kitap tavsiyesine gerek yok. Mesela birisi çok gaza gelir. Biraz önce bizim yaptığımız gibi bir kitap önerirse not edin bir kenara. Ama Sinan Hoca'nın okuduğu bütün kitapları okuyun. Ne gerek var? Aha bu oluyorsun işte. Hiç gerek yok. Kendi kitaplarınızı okuyun. Bir kitap size başka bir kitaba götürsün. Kendi merakınız için kitap avlayın. Bak o zaman nasıl oluyor manyak gibi. Benim okuma listem hep öyle çıktı. Kaosu bir kafaya taktım. 30 tane kitap okudum. İyi ki de okumuşum. Kendi tek yaşadığım bir tecrübeden de bazen o bilgiyi zaten almaya hazır değiliz. O bilgiyi hazır olduğumuzda alacağız. Elbette bunun en basit örneğini şöyle yaşadım. Bir dönem özellikle somatizasyon üzerine çok okuma yapıyordum ve arkadaşıma inatla öneriyorum. Diyorum ki bu kitabı bir oku. Götürüyorum diyorum ki bu kitabı bir oku. Okumadı ve aradan bir yıl falan geçti. Bir yıl sonra bana geldi ve dedi Hazal ha, ben bir kitap buldum. Sen somatizasyon çalışıyordun bak. Dedim ki ben sana zamanında beri bunu öneriyorum. Aa öyle mi? <laughs> hani hazır değilmiş o bilgiyi Aynen, aslında. Evet. Hazır Aynen, bir aslında. Bilgiye hazır olmak bak o kadar önemli evet. bir şey ki. Benim yıllar önce okuduğum kitaplar var. Şu anda şu arkada bir yerde raftı. Bir daha okunacaklar şeyine girdi birkaç tanesi. Çünkü şunu fark ediyorsun. Yıllar sonra aynı kitabı tekrar okuduğunda kitap aynı sen başkasın. Artık başka bir insan okuyor o kitabı. Bambaşka bir tecrübe. Ve benim bir kriterim var. Bir kitabın son sayfasını okudun kapattın ya kapağı. O kitabı tekrar okuma isteğin oluşmuyorsa o kitap vakit kaybı olabilir büyük ihtimalle. Yani kendi kitaplarım için de bunu söylerim. Yani bir kitabı okudunuz abi neydi lan ben bunu bir daha okuyayım demiyorsan o kitap vakit kaybı olabilir. Tabii romanları falan kastetmiyorum. Özellikle daha böyle düşünsel, felsefi, bilimsel kitaplar açısından bunu söylüyorum. Yani insanı böyle biraz merakı merakını cezbedip düşüncede derinleşmesini sağlayan eserler önemli. O yüzden kendi kitaplarımızı kendimiz seçelim, kendimiz okuyalım. <laughs>